Çocuklar ilk sorumuzdan hemen başlayalım. K artı 5 bölü 14 Dördüncü sınıf kesirinin matematik dersi basit kesirlerle kesir olması işlemler. için kolay bir soru. Soru K en çözümlerini çok birlikte yapmaya kaç olur çalışalım. diyor bize. Salih parasının 5'te 1'ini kardeşine, Boran 5'te 2'sini 9 arkadaşına cevabını vermiştir. aldım. Buna göre Salih Herkes kardeşine ve 9 arkadaşına cevabını parasının verdi. kaçta Bu kaçını basit bir vermiştir diyor. kesirmiş, değil mi? 1 bölü Basit 5'ini kesirler kardeşine vermiş. payı 2 paydasından bölü küçük 5'ini de olan arkadaşına kesirler değil vermiş. miydi? Kesirlerde Yani toplama yapmam K gerekeni. artı 5 dedik. Paydaların Bu eşit olması 14'ten lazım küçük olması toplama lazım için. değil mi? Paydalar eşitse Sen payları 9 topladım. cevabı 2 bölü verdin 4 de3 eder. 9 cevabı Paydada değil bulunan gibi. 5'i de aynen yazarım. 9'la 5'i 3 bölü 5 topladığında doğru cevabı 14 5 eder. için. 14 bölü 14 basit bir kesir midir çocuk? Yukarıda modellenme Payı toplama paydasına işlemi eşit burada. aşağıdakilerden Yatağı var orada. Hangisidir diyor. Baktığın Burada zaman birinci 14'ten küçük kesire olması 10'a gerekiyor. bölmüşler. Nedir? 13 12 parçaya mesela. bölmüşler. K 3 artı tanesini 5 boyamış. küçüktür 14'ten. Birinci 8 kesir olabilir. benim. 8, 5 3 daha bölü 13. 11. İstersen İkinci deneyelim. kesime bakıyorum. 13 bölü 10'a 14 bölmüşler. basit bir 5 kesirdir. burada, 1 8 burada. olabilir. Toplamda 6. 7 olabilir. 10'da 6'dır 6, bu da. 5, 4, İkisini 0'a kadar birbiriyle bu iner. toplamam isteniyor. Velhasıl. Kesirlerde Ben toplama burada işlemi diyor için ki paylar K yerine toplanır. 6 verebileceğim 3'te 10'da en 10. büyük sayı Paydada kaçtır? bulunan 10 Doğru aynen cevabım yazdım. B seçeneği. Ama bu 9 kolay burada bir 10. soru. Burada Zaten hata burada da yaparsanız C seçeneği üzülürüm olarak sonradan. vermiş. Geçtim hemen diğer Yukarıda soruya. modellenen toplama Anlamadığın işleminin zaman sonucu kesinlikle soru işaretine aşağıdakilerden basmayı hangisidir diyor. unutmuyorsun. Yapmam Yukarıdaki gereken sayı bir doğrusunda bütünü K kaç yerine parçaya hangi bölmüşler ona kesir bakmam sayısı gerekiyor. 1, 2, 3, gelmelidir 4, diyor. 5, 5 de 1, 2, yukarıda 10. 3, 4, 5, 6, Bunu 10'a 7, 8'e mi bölmüşler. 10 bölmüşler? taneyi yazdık paydaya. Birinci, ikinci, üçüncü İki parça. sayı 3 arasını tanesini 8'e boyamışlar. Birinci bölmüşler. kesir burada 3 bölü 10'dur. İkincisini de yine 10'a K'nın bölmüşler. geldiği nokta Baktığım birden zaman fazla. 1, 2, 2 3, 4, olmamış. 5, 6 parçasını boyamışlar. Birden Orada fazla. yaptım. Benden işlemin sonucunu istiyor direkt. Buna Kesirlerde da yine toplama dikkat yapmak için edelim. paydaların eşit olması gerekiyor. Ki eşit burada. 6, 3 daha 9. Paydada bulunan 10'u da aynen Emir yazdık. İşlem B sonucu 9 bölü 10 oldu. Çocuklar sadece 1 ve 2 arasına bakıyorsunuz. D birde seçeneği ikisi senin yıldız. Aferin sana. Yüzme kursuna, Aferin 1 sana. bölü 7'si basketbol 6 kursuna, bölü geriye 8'i neden kalanları da söyledin? futbol kursuna 0 ile 1 gitmektedir. arasında Buna mı bu? göre bu Bak, sınıftaki öğrencilerin 0'dan 1'e kaçı kadar bir kere futbol benim bir kursuna tane tam gitmektedir. sayım var. Kesir çizgimde Şimdi bakın, şey. 2 bölü 7'si 1 ile 2 yüzme kursuna arasını gidiyor, yazıyorum. 8'e bölmüşler. 1 bölü Paydaya yazdım 7'si bunu. basketbol kursuna gidiyor, 6 tane yazıyorum. ilerlemişler. Ben bu 1, ikisini 2, topluyorum, 3, yüzme 4, 5, 6 kursuna. tane ilerlemişler. Bu Bunda kaç pay kaç yazdım. kaçı gitmiştir ona bakın. 1 tam 6 bölü 2, 1 8. daha 3 eder. Paydalar Veya zaten eşit. seçeneklerde Paydada 14 bulunan 7 ise aynen olabilir. buraya Sonuçta yazdım. doğru cevabım Geriye D kalanlar seçeneği. da futbol kursuna gidiyor. Burayı Şimdi dedim, anlayanlardan, okey anlamayanlardan ben buradaki bir soru sınıfın tamamına işareti bir bütün diyorum. Bana. Bütünü de 7 bölü 7 şeklinde gösterdim. Neden? Paydada 7 Okeyler olduğu için. Geldi. 8 olsaydı 8 bölü evet, 8 derdim. Bir bütüne. diğer sorumuz. 15 olsaydı 15 bölü 15 Yukarıdaki derdim. şeklin 7 bölü 7'nin bütününe kesir ben burada olarak 3 bölü 7'yi çıkartacağım hemen. 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. Paydada bulunan 7'yi de aynen yazdım. 4 bölü 7 futbol kursuna gitmektedir. Baktığım zaman doğru cevabı bütünlerim var. 3 tane tam sayım var. Bir havuzdaki suyun Boran, 11'de Emir, 3'ü Halbuki, sabah, Bilgehan, 11'de 2'si A seçeneği, öğleden sonra boşaltılmıştır. Buna göre Selin havuzdaki suyun kaçta Bu benim kaçı birinci bütünüm, ikinci diyor. bütünüm, 3 üçüncü bölü bütünüm. 11'i Burada sabah, 3 tane tam sayısı 2 bölü var. 11'i öğleden sonra tamam ikisini toplayarak havuzun Diğerini, kaçta kaçını 4'e boşaltıldığına bölmüşler, 3 tane ilerlemişler. Faydaları şişse 3, 2 tam, daha 3 bölü 5. 4. Paydada Yukarıdaki şeklin kesir sayısı yazdım. olarak 11, gösterilişi hangi seçenekte C doğru seçenek. Verilmiştir? Şimdi çocuklar bir şey gösterelim. Yukarıda modellenen Bak, toplama işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Bir doğru bütünü cevabım 9 burada parçaya B bölmüşler. seçeneğidir. Birinci, Neden? ikinci, üç kesir tane çizgimi parçasını çektim. Bunu kesir boyamışlar. sayısı olarak gösterilişini Bölünen sanırım. Parçayı paydaya yani senden tam sayılı bölünmüş, olarak istemiyorum. Alınan parçayı da Bu durumda paya yapman gereken. 9'da 3. 4 dilim burada Diğerine var. 4 zaman dilim yine burada bunu da 8. 4 dilim9'da burada 12. Bölmüşler. 3 dilim de burada paydaya var. Toplamda 15. 1, 2, bunu paya 3, yazdım. 4, 5 tanesini bir bütünü kaça bölmüşler? 4'e bölmüşler. Bölü 15 bölü 4. 9, 5 doğru cevabım B seçeneği. B hani seçeneği. A seçeneği de doğru Aşağıda ama bir kesir sayısı diyor ya. Yani Buna orada senden bu istediği bunu tam sayılı bu olarak yazma diyor. Diye. Bileşik kesir olarak bir yazdım. Bir bütün burada. Doğru cevabım 15 bölü 4. Bak önce A seçeneği de çok da yanlış bu değil. Bu benim birinci. Son ikinci, söylediğimi üçüncü, acaba anladık mı? Bu dördüncü. Bu da benim beşinci parça. Son yani söylediğimi burada, acaba anladık mı? Halbuki bu üç tanesini ok veriyorum. Biliyor musun? Bir, iki, üç tanesini. Yani 3 bölü 8'ini dışarıya alıyorlar. 3 bölü 4 cevabı yanlış değil bana göre.
Tamam mı? Almaları. Yani hav onu tam sayılı olarak yazmışsın. Ha kesir 5 olarak. 5 bölü 3'den. Ama kesir sayısı bölü, diyorsa bunu senden bileşik kesir olarak istiyor. 8'i çıkartmam. 4'er 4'er. 4 dilim burada. 4 burada 8. 4 burada 12. 3 de burada 15. İşlemin 15'i yazdım. İşlemin sonucu aşağıdakilerden bir hangisi? Bir pastayı da bir bütünü de 4'e bölünün için paydayı da 4'e yazar. 15 bölü 4'ü. Baktığım zaman önce burada benim paydalara bakmam gerekiyor. İkisinde de. Aşağıda okunuşları verilen kesirlerden eşittirimi koy. Önce tam sayıları topla. Bak bir bakalım. Tam sayısı var. 3 tam sayısı var. 1 ile 3'ün toplamı 4 tam eder kesir çizgisinde seçeneği. Daha sonra payları topla. 1 var payını. Diğerinde 2 var. 1 ile 2'nin toplamı 3 eder. Onu da yazdım. Daha sonra da paydada bulunan 5'i de aynen yerine yazdım. Farklı cevapları 4 tam, Emir'den 3 bölü bekliyorum. 5. Doğru cevabım D seçeneği. Aybüke'den de bekliyorum. Bir depodaki çocuklar kutuları yukarıdan aşağıya doğru okuyabilirdim. 4 bölü 11'i ikinci hafta kalan aşağıdan yukarıya doğru da hafta okuyabilirdim. Taşınmıştır. Üçüncü hafta kutuların Boran, kaçta kaçı A seçeneği Bilgehan Selin. Diyor. Halbuki C seçeneği Emir kaldı değil mi? 2 bölü Emir 11'i birinci söyle. Hafta. Boran tebrik ediyorum seni. 4 bölü 11'i ikinci hafta. Birinci ve ikinci hafta taşınan kutuların toplamına bakacağım. 4, 2, aşağıdan yukarıya doğru okursan D'da ifadesiyle okuman gerekiyor. Şimdi kutuların 8, tamamı bir D, bütün. Payda da 11 var ya. Ben A seçeneğine bakıyorum. 4'te 7 diyor. Ya 4'te 7 şudur. 1 ve 2. hafta i̇şte 6 bölü 11'i taşındı. Geriye ama kalanı 3. aşağıdan hafta aşağıdan yukarıya D dağılı okuyorsan bu 7'de 4 olması gerekiyor. Kesirlerde çıkartma işlemini yani yaparken paydaların eşit olmasına dikkat edeceğim. Kesir çizgimi evet. Çektim. Paydada bulunan Boran 11 bir kere direkt buraya yazdım. Aldım. B paylarını da çıkartıyorum. 11'den 6 çıkarsa B 5 burada 3 5 bölü 5 11 doğru cevabı. D seçeneği. Doğru. Evet. Tam sayılarda burayı çıkartmada mı sevgili öğrencilerim? C seçeneğe verenler gibi, özellikle bunda da paydaların eşit olmasına dikkat edeceğim. Bakın 9 ve 9 hemen çıkartma işlemine tam sayılarda aşağıdan yukarıya doğru okuyacaksan 5 tam sayısı paydayı söyledikten sonra D dağılı söylemen 3 tam sayısı kalır. Yukarıdan aşağı doğru okuyacaksan paydada sayıyı söyledikten sonra bölü ifadesini kullanmak paylara gerekiyor. Bakıyorum 7'den 5'i çıkartmam gerekiyor. 7'den de 5'i çıkartırsam. 2 tam 1 bölü 4 kesirinin sayı doğrusundaki gösterilişi hangi seçenekte işleminin sonucu doğru yine olarak benden verilmiştir istiyor. Diyor bana. Baktığım zaman buyurun tam bakalım. Sayılarda çıkartma, paydalarda yani eşitse bu çıkartmayı yapmamak da bir tam, hiçbir engel yok. 2 tam, 3 tam. Tam sayıdan tam sayı çıkarttım. 4'ten 1 çıkarsa 3 kalır. Kesir çizgiyi çektim. Paydada 1 bölü 4'ün sayı doğrusundan 3'ten de 1 çıkartırsam 2 kalır. İstiyor. 3 tam 2 bölü 7. Önemli bir konu yazılılarda da çıkabilir. Doğru cevabım. B seçeneği. Verilen bir 7 tam, sayıya 2 bölü 3'ten 2 tam 1 bölü 3'ü çıkartıyorum. Geriye D tam E bölü F kalıyor. Buna göre D, E, F kaçtır diyor. Selin Yıldız'dan D seçeneğini aldım. Paydalar zaten eşit. Aldım. Eşittir mi koydum. 2 tam 1 bölü 4. 7'den 2 çıkarsa Emir B seçeneği. 5 kalır. Aldım. Kesir çizgimi çektim. 3 tane 2'den D, 1 çıkarsa 1 kalır. Paydada bulunan 3'ü de aynen buraya yazdım. Evet doğru cevabım bu, B değil. Doğru cevabım D. B'ye de bakacağım. Bu B'ye de bakacağım. D tam. Çocuklar bu benim birinci tamam. Eşitmiş. Bu benim ikinci tamam. 5'in burada D olduğunu. Kesir çizgimi çekiyorum. E olduğunu. Nokta burada 2 ile 3 arasında. 2 ile 3 arasını 1, 2, 3, 4'e bölmüşler. Paydaya yazdım. Gelinen nokta 1. nokta. 1 tane ilerlemişler. 2 tam 1 bölü 4. Doğru cevabım D seçeneği. B diyen arkadaşım. Bak şimdi. Bu benim birinci tamım. Bu benim ikinci tamım. 2 tane tamı buraya yazdık. Kesir çizgisini de çektim. Kaça bölmüşler 2 ile 3 arasını? 1, 2, 3 parçaya bölmüşler. Paydaya yazdım. 2 tane ilerlemişler. 1, 2. Bunu da paya yazar. B'deki kesri 2 tam 2 bölü 3 olarak gördüm. Doğru cevabım D seçeneği. Tekrar anlatmamı ister misin? Yoksa geçiyorum bu soruyu. Okey demen yeterli benim için. Soru soran öğrenciyi seviyorum biliyorsunuz beni. Soru işareti de koyabilirsin. Ne kadar güzel anlattım ki herkes anlamış bunu. Buyurun bakalım. A bölü 8 kesri basit kesir ise A yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır? Basit kesir payı paydasından küçük olan kesirlerdi. Boran A seçeneğini aldım. Diğer öğrencilerimi de bekliyorum. A bölü 8 kesri basit bir kesir ise A yerine gelecek sayıların toplamı
kaçtır diyor. Bilgehan'dan da A seçeneğini aldım. Aybüke'den de aldım. Basit bir kesir olması için payın yani A'nın 8'den küçük olması gerekiyor. 8'e eşit değil. 8'den küçük olması gerekiyor. Çocuklar 8'den küçük sayılar 7 olur, 6 olur, 5 olur, 4 olur, 3 olur, 2 olur, 1 olur, 0 olur. Benden bunların toplamını istiyor. 13, 18, 22, 25, 3 de burada. 28 doğru cevabım. A seçeneği. Kimden yanıt almadım bu soruda? Emir, anlamadık mı burayı? A bölü 8 kesri basit kesir ise A yerine gelecek sayıların toplamı 8'den küçük sayıların olması gerekiyor. 8'den aşağı kadar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 diye yazdım. En sonunda bunların toplamı bana A seçeneği 28'i verdi. Anca yaptım. Tamam. Olabilir. Tamam. Bir diğer sorum. Aşağıdaki kesirlerin hangisinin payı paydasından, dikkat et buraya, 2 katından 1 eksiktir. Payı paydasından 2 katından 1 eksiktir diyor. Bak bakalım. 6 4'ün 2 katından 1 mi eksik? Bak mesela bunu ele, B seçeneğini ele. Neden? Çünkü o 5 9'un 2 katı bile değildir. Neredeyse yarısıdır. B seçeneği Bilgehan'dan, Boran'dan, Selin'den geldi. Aybüke'yi de bekliyorum. Emir'i de bekliyorum. Aslında bunu zihinden de yapabilirim. 6, 4'ün 2 katından 1 mi eksik? 4'ün 2 katı kaç eder? Bak 4 kere 2, 8 eder. 1 eksiğine bakıyorum, 7. Burada ne var? 6. A gitti. B zaten gider. Burada zaten bileşik bir kesirden bahsediyorum. 15'in 2 katıdır çocuklar. 5'in 2 katı 10 doğru ama 1 de eksiktir diyor. 10'dan 1'i çıkartıp 9'u vurur. 9 5'in 2 katından 1 eksiktir. Çok doğru. 5'i hemen 2 ile çarptım 10 oldu. 1 eksiğini çıkarttım 9. Bak burada da zaten 9 yazıyor. Doğru cevabım D seçeneği. Mesela 7 bölü 3 de olabilirdi bu sorunun cevabı. 7, pardon 7 bölü 3 değil. 5 bölü 3 de olabilirdi bunun cevabı. 3'ün 2 katı 6 eder. Çıkartırım 1'i 5'i bulurum. Bir diğer sorum. Yandaki şekilde boyalı olmayan alanın kesirle ifade edilişi hangi seçenekte verilmiştir diyor bize. Hadi bakalım. Boyalı olmayan, olmayan kelimesinin bence burada altını çizmekte fayda var. Bilgehan, Emir ve Aybüke, Selin'den aldım cevabı. Olmayan ifadesine dikkat edelim. 7 bölü 12 yoksa seni burada bekliyor. Çeldirici cevaplar olur sorularda. Çocuklar olmayan 1. 2. 3. 4. 5 tane parça var. Kesir çizgimi çektim. 12 tane parça var burada. Boyalı olmayan 12'nin 5 tanesi. 12'de 5 diye okunur. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğeri E artı 5 bölü 16 kesri yarıma eşit bir kesirdir. Çok kolay bir soru. E yerine gelecek sayı kaçtır? Yarıma eşit kesirler. Yarımı ben 1 bölü 2 şeklinde gösterebilirim değil mi? 1 bölü 2 yarımdır. Payı paydasının yarısı olan kesirler yarıma eşittir. Payı paydasının yarısı olan kesirler yarıma eşittir. Şimdi 16 ya yarım olması için yukarıdaki sayının 8 olması gerekir. 16'nın yarısıdır yani. E artı 5 eşittir 8 ise E burada 3 olur. 8'den 5'i çıkartın 3'ü bulurum. Doğru cevap B seçeneği. Bir diğeri yıldız bölü 10. Bu arada çocuklar. İyi gidiyoruz. Bugün güzel soru çözeceğiz herhalde. Yıldız bölü 10 en büyük basit kesir. Güzel bir soru. Üçgen bölü 5 en küçük bileşik kesir ise yıldız artı üçgenin toplamını benden istiyor. Haydi bakalım. Birisi basit kesirlerin en büyüğü. Birisi de bileşik kesirlerin en küçüğü. Yıldız ve üçgenin toplamını benden istiyor.
Bilgi an C seçeneği. Arkadaşının cevabını vermek zorunda değilsin. Bunu biliyorsun zaten. Kendi cevabını ver. Yoksa soru şartına da basabilirsin. Bilgi an C seçeneği. Boran C seçeneği. Aybüke Emir'den C seçeneğini aldım. Selin, seni de bekliyorum. Yıldız bölü 10 basit kesirlerin en büyüğüymüş. Selin'cim. Yıldız bölü 10. Yıldız orada bir rakamı, sayıyı temsil ediyor. Basit kesir olması için payın paydadan küçük olması lazım değil mi? Yıldızın burada 10'dan küçük bir sayı olması lazım. 9 olabilir, 8 olabilir, 7, 6, 5, 4 bu gider. 1'e kadar gider bu Selin'ci. Bunlar arasında en büyük sayıyı almam gerekiyor benim. Şöyle düşün. Bir pastayı 10'a böldüm 4'ünü yedim. Bir pastayı 10'a böldüm 9'unu yedim. 9'unu yemek daha büyüktür değil mi? Benden de zaten basit kesirlerin en büyük olmasını istiyor. 10 yazamazsın çünkü 10 bölü 10 olduğunda bu artık bileşik bir kesir olur. Yani yıldızın değeri burada 9. Geldim diğerine. Üçgen bölü 5 de en küçük bileşik kesir. Sanki ben sana bunu not aldırdım. En küçük bileşik kesir payı ve paydası birbirine eşit olan kesirdir. Şöyle düşünelim. 5'i alta yazdım. Yukarıda da bir üçgenim var. Bunun bileşik kesir olması için üçgenin en az burada 5 olması lazım değil mi? 5 olur. 6 olur. 7 olur. 8 olur. Ve bu sonsuza kadar gider. En küçük bileşik kesir, o zaman yıldızın burada 5 olması gerekiyor. Pardon, üçgenin burada 5 olması gerekiyor. Yıldızımız 9. Üçgenimiz 5. Benden bu ikisinin toplamını istiyor. Doğru cevabım C seçeneği 14'tür. Selin'den halen bir yanıt alamadım. Burayı anladık mı acaba? Okey. Evet. Bir diğer konumuz kesirleri karşılaştırma. Hemen ona da bakalım. Şimdi çocuklar yavaş yavaş da konular da ağırlaşıyor. Hep bu şekilde. Zaten kolay olduğunu da zannetmeyin. Kesirler birazcık dikkat edilmesi gereken bir konu. Şimdi çocuklar bakın. Pasta örneğinden yola çıkarak yapalım. Eren ne kadar geç kaldık. Bir pasta çizdim ben şu şekilde. Bunu biraz uzatayım size. Aynı pastayı tam olarak aynı büyüklükte pastayı aldım. Tamam mı? Altına yazdım. Altına üçüncü pastayı koydum. Altına dördüncü pastayı koydum. İyi bak bakayım. Birincisini ortadan ikiye böldüm. Tamam. Ortadan ikiye böldüm. Bunu da ortadan ikiye bölelim. Bunu da ortadan ikiye bölelim. Dört mü oldu? Çıkan parçaları da ortadan ikiye bölelim. Şöyle. Kaç parça oldu? 8 tane parça oldu. Bir saniye. Şunu bir sileyim. 8'e bölünmüş pastamı yine bir kopya ettim. Şöyle. Bu aynısından ikinci pasta. Bu aynısından üçüncü pasta. Bu aynısından dördüncü pasta. Bunların hepsi de 8'e bölünmüş, tamam mı? Pastayı 8'lere böldük. 8'e böldük. Birinci pastadan 3 dilim ye. İkinci pastadan 1 dilim ye. Üçüncü pastadan 6 dilim ye. Dördüncü pastadan da 5 dilim ye. Hizalarından da yola çıkarak bunu yapabilirim. Birinci pastayı 8'e böldüm. 3 tanesini yedim. İkinci pastayı 8'e böldüm. 1 tanesini yedim. Üçüncü pastayı 8'e böldüm. 6 tanesini yedim. Dördüncü pastayı 8'e böldüm. 5 tanesini yedim. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Peki sana bir soru. Burada en büyük olan sayı, kesir hangisidir? En büyük kesir istiyorum senden. 3 bölü 8 mi? 1 bölü 8 mi? 6 bölü 8 mi? 5 bölü 8 mi? Sayı olarak da verebilirsin bana. Birinci, üçüncü, beşinci diye. Eren 4, Boran 2 dedi. En büyük olan kesiri istiyorum sizden. En büyük sayıyı istiyorum sizden. Üçüncü diyen oldu. 3 tane farklı cevapta beklemiyordum işin açığı. Herkes cevabını versin. Selin 2. dedi. İkinciye nasıl dedin? İkinciye nasıl dedin? Pastayı, bak pasta önünde. Hangisinden fazla pasta yedin?
8'e böldüm bu pastayı. Bir tanesini yedim. Bir dilim yedim burada. 3'e bakar mısın? 8'e böldüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yedim. Birincisinden 3 tane dilim yedim. 1, 2, 3 tane dilim yedim. Dördüncüsünden 1, 2, 3, 4, 5 tane dilim yedim. En fazla 6 dilim yemiş olmadın mı? Neden ikinci diyorsun ona? İkinci değil. Üçüncü sıradaki pastada daha büyük. Şöyle diyebilirim o zaman. 6 bölü 8 büyüktür. Sonra 5 bölü 8 gelir. 5 bölü 8'den o da büyüktür. 3 bölü 8'den o da büyüktür. 1 bölü 8'den. 6 bölü 8 büyüktür. 5 bölü 8'den o da büyüktür. 3 bölü 8'den o da büyüktür. 1 bölü 8'den. Şu genellemeye ulaşalım. Ben bunu not etmeni de istiyorum. Kesirlerde paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Bunu kesinlikle yazalım çocuklar, önemli. Hepsi aynı pasta. Hepsini aynı dilime böldüm ben. 8'e böldüm hepsini de. 8'e böldüm ama 6 dilim yedim. 8'e böldüm 1 dilim yedim. 6 dilim de daha fazla yemiş oldum. O zaman 8'de 6 büyüktür 8'de 5'ten. O da büyüktür 8'de 3'ten. O da büyüktür 8'de 1'den olması gerekiyor. Burayı anladım öğretmenim. Hiç anlamadım öğretmenim. Eh işte öğretmenim. Yorumunu da bekliyorum. Burada Aybüke, Bilgehan, Boran, Emir, Eren ve Selin. Anladım. Okeyler geldi. Lütfen anlamadığın yeri belir. Çok anladım. Çok iyi anladım. Güzel. Çok güzel. Çocuklar sıkıştığın zaman şekil çiz. Kesir sorularında, problemlerinde. Pasta örneğine başvur. Benden sana söylemesi. Soru yapamıyor mu? Şekil çiz. Emin ol yapacaksın. O zaman bir şekilsiz bir soru çizmeye çalışalım. 9'da 2. 9'da 7. 9'da 4. 9'da 8. 9'da 1. A dedim, B dedim, C dedim. D olsun, bu da E olsun. Bunu senden büyükten küçüğe doğru sıralamanı istiyorum. C büyüktür B'den, o da büyüktür A'dan vesaire vesaire. Hadi bakalım. D, B, C, A, E. Cevabı geldi. Diğer öğrencilerim de muhakkak, çocuklar bu sorular çıkacak. Karşınıza çıkacak bu sorular. Bunları çözeceksiniz. Bunun başka bir alternatifi yok. D, B, E, A, E. İki tane E yazdın sanki orada. C mi yazmak istedin acaba? D, B, C, A, E. D, B, C, A, E. Herkesten bekliyorum. Pastaları 9'a bölmüşüm. Birinde 8 dilim yemişim. Birinde 7, birinde 2, birinde 1, birinde 4. 8 dilimde ben daha fazla yemedim mi? O zaman derim ki 8 bölü 9 yani A büyüktür. Daha sonra 7 bölü 9 gelir. 7 bölü 9'dan o da B'ymiş. Pardon, bu D değil mi? 8 bölü 9 D. Diğeri de B. Sonra 4 bölü 9 gelir. 4 bölü 9 yazdım. Yani C gelir. Daha sonra 2 bölü 9 gelir. O da A'dır. En sonunda 1 bölü 9 gelir. O da E'dir. D büyüktür B'den, o da büyüktür C'den, o da büyüktür A'dan, o da büyüktür E'den. D, B, C, A, E olması gerekiyor. Harikasınız. Bugün performansınız süper. Son bir tane soracağım. Ondan sonra bunu bitiriyorum. Diğer karşılaştırmaya geçeceğim. 2 bölü 6, 5 bölü 6, 3 bölü 6, 1 bölü 6. Biri A olsun, biri B, biri C, biri D olsun. Bunları büyükten küçüğe doğru sıralayabilir miyim acaba? Büyükten küçüğe doğru B, C, A, D. Eren'den, Bilgehan'dan geldi. Emir, Aybüke, Selin ve Boran. Sizleri de bekliyorum. B, C, A, D, Boran. Herkes herhalde aynı şeyi söylüyor. Paydalar eşitse payına bakarım. Payı en büyük olan 5'tir değil mi? 5 bölü 6 büyüktür. 3 bölü 6'dan o da büyüktür. 2 bölü 6'dan o da büyüktür. 1 bölü 6'dan. Yani B, C, A, D şeklinde olması gerekiyor.
Evet, harikasınız. Harikasınız. Çocuklar yine pasta örneğinden diğer karşılaştırmayı yapmak istiyorum. Aynı büyüklükte şöyle bir pastalar seçelim. Şöyle aynı büyüklükte. Bu bizim ikinci pastamız olsun. Şekil çizince öğrencilerim daha iyi anlıyor. Daha iyi kafalarında kalıyor. Şimdi çocuklar birinci kesri ikiye böleceğim. Şöyle. Tamam. İkinci kesri üçe böleceğim. Üçe böldüm. Üçüncü kesri dörde bölmek istiyorum. Şöyle dörde böldüm. Beşinci kesri de sekize bölmek istiyorum. Ortadan ikiye böldüm. Çıkan parçayı ortadan ikiye böldüm. Çıkan parçayı da ortadan ikiye bölersem önce dörde bölmüş oldum. Ortadan ikiye böldüm. Tekrar ortadan ikiye bölersem 8'e bölmüş oldum. Şimdi birinci pastayı 2'ye böldüm 1 dilim yedim. 3'e böldüm 1 dilim yedim. 4'e böldüm 1 dilim yedim. 8'e böldüm 1 dilim yedim. Öğretmenim bunların hepsi aynı mı? Çünkü hepsinde de birer dilim yiyorsunuz. 2'ye böldüm 1 dilim yedim. 3'e böldüm 1 dilim yedim. 4'e böldüm 1 dilim yedim. 8'e böldüm 1 dilim yedim. Bunlar birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü. Sence burada en büyük olan kesir hangisidir? Merak ettim onu. Ön bilgilerini de kontrol etmiş oluruz. Dördüncü dedi Aybüke. Emir 1 dedi. Boran 1 dedi. Selin Yıldız birincisi dedi. Eren 1 dedi. Aybüke nasıl dördüncü ya? Şu mor dilime baksana. Şu mor dilime baksana sen. Şunu yiyorsun bak. Dördüncü pastada yediğin mor dilime bak. Birinci pastada yediğin mor dilim, turuncu dilime bak. Turuncu dilimin uzunluğuna bak. Mor dilimin uzunluğuna bak. Öğretmenim hepsinde de bir dilim yiyorsun. Ya bir dilim yiyorum ama ben birinci pastanın dilimine bakar mısın? Birinci pastanın dilimi çok büyük. İkinci pastanın dilimi biraz daha küçük. Üçüncü pastanın dilimi biraz daha küçük. Dördüncü pastanın dilimine bakıyorum. En küçüğü dördüncü. O zaman şunu diyebilirim ben. 1/2 büyüktür 1/3'ten. O da büyüktür 1/4'ten. O da büyüktür 1/8'den. Burada şöyle bir özellik çıkartmamız gerekiyor. Çocuklar bunu da lütfen yazalım. Kesirlerde paylar eşitse paydası tam tersi çocuklar onun. Küçük olan büyüktür diyelim. Oldu mu? Kesirlerde paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Lütfen bunu not et. Yıldızlar koyalım şöyle. Evet. Yazanlardan okeylerini bekliyorum. Kesirlerde paylar eşitse paydası küçük olan büyüktür. Eren, Boran, Emir, Bilgehan, Aybüke herhalde hepsinden okeyi aldık. Çocuklar bakın burada da aynı. Hepsinde de 1 var değil mi? Payları 1 eşit yani. Paydasına bakarım. Küçük olan daha büyüktür. Tam tersi. Küçük olan daha büyüktür. Mantığı da şu. Ben bir pasta var benim önümde değil mi? Ben o pastayı 2'ye bölersem parçaları büyük olur. Sen o parçayı 20'ye böldüğünü düşünsene dilimler ne kadar küçüktür. Bölünen sayısı ne kadar artarsa dilim sayısı sana düşen dilim sayısı da o kadar azalır. Pasta örneği seni yanıltmaz benden sana söylemesi. Burayı yaz anladın mı burayı? Öğretmenim burayı anladım hiç anlamadım eh işte diyen var mı bakalım. Bölmeye ne zaman geçeceğiz? Bölme dediğin ne ya? Eren çok farklı şeyler istiyorsun benden anlamadım. Bölme işleminden bahsediyorsan onu bitirdik. Çok anladım okey anladım. Yarım anlayan var mı? Bölme bitti bölme işlemini bitirmedik mi 4 işlemlerde? Geri mi dönelim bölmeye? Bölmeyi bitirmedik mi? 4 işlem sorularını çözdük hani bir sürü. Evet. Sen o zaman ve bölme işlemi en azından 3 hafta sürdü.
Sen o derste değil miydin? Neyse biz onları verdik. DVD'den de yine bölme işlemini kontrol edebilirsin. Çok anladım diyen var. Bir bunu o zaman pratiğe bir dökelim bakalım. Yapabiliyor muyuz? Bütün paydası hepsinde de 5 olsun. Tamam mı? Önemli olan payların eşit olması. Birini 4'e böldüm. Biri 2'ye olsun. Biri 1 olsun. Biri 7 olsun. Biri A olsun. Biri B olsun. Biri C. Biri D olsun. Bunları büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursam. Ne dersin? Büyükten küçüğe doğru sıralamanı istiyorum. C, B, A, D. Eren'den, Bilgehan'dan geldi. Diğer öğrencilerimden de bekliyorum. C, B, A, D 3 oldu. 1 kesirlerde sıralama yaparken Boran tam tersini söyledi. D, A, B, C dedi. Boran orayı maalesef anlamamış. Borancığım, kesirlerde paylar eşitse, tamam mı? Paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. En küçük hangisi? 1. O zaman 5 bölü 1 en büyüktür. Daha sonra 2 gelir. O zaman 5 bölü 2 ikinci sırada olacak. Daha sonra 4 geliyorsa 5 bölü 4. Daha sonra 7 geliyorsa 5 bölü 7. Yani bu sıralama önce C, sonra B, sonra A, sonra D şeklinde olması gerekiyor. Evet, dersi kaydediyorum. Bu dersin kaydı bana lazım. Burayı anladık mı? Herkesten, Boran dışında herkesten doğru yanıtı aldım. Burayı anladık mı sevgili öğrencilerim? Okeyler geldi. 36 geçiyor. Bir mola. Moladan sonra buradayız.